Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri merhaba. Bu videomuzu Hatay kömbesi için çalıştırdık. Antakya, Hatay bayram kömbesi yapacağız bugün değerli takipçiler. Hızlıca tarif için gerekli malzemeleri aktaracağım size. Süper bir lezzetle yine karşı karşıya olacağız. Buyurun tarifimizi şey yapalım. Hatay kömbemiz için önce şöyle bir ahşaptan kömbe kalıbına ihtiyacımız olacak. Bulamazsanız üzülmeyin. Kaşıkla vesaire şeylerle yapabilirsiniz ama Hatay Antakya yöresine ait bu kalıp birçok yerde internette bulabileceğinizi düşünüyorum. Şekil vermesi amacıyla hamurumuzu oluşturduktan sonra sevgili takipçiler. Bunun için kömbe baharatı diye satılan hazır baharat var. Eğer bu baharatı bulamazsanız değerli takipçiler, bu karışım nereden oluşuyor diye şey yaparsanız hemen ben size kısaca anlatayım. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı mahlep, bir tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı muskat, bir tatlı kaşığı toz karanfil, bir tatlı kaşığı yeni bahar, 3 diş dövülmüş damla sakızı. Bunları karıştırdığınız zaman yine kömbe baharatını hazırlamış olacaksınız değerli takipçiler. Bunun sonucunda da bu kömbenin içerisine konacak bir tatlı kaşığından biraz fazla, yarım yemek kaşığı kadar kullanacaksınız. Bir kavanoza koyarsınız böyle karıştırdıktan sonra elinizde hazır olur bu baharat değerli takipçiler. 1-1,5 su bardağı kadar şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 150-200 gram kadar tereyağı. Şöyle 100-150 gram arası çiğ susama ihtiyacımız olacak değerli takipçiler. Şimdi ilk etapta sevgili takipçiler, oda sıcaklığında tereyağımız, ondan sonra cıma, sıvı yağımız, şekerimiz, yavaş yavaş mikserde çırpmaya başlayalım. Biraz çırpalım değerli takipçiler. Ondan sonra da şey yapalım, sütümüzü de ilave edelim. Şimdi çırpmadan önce sütü ilave edersek şuralarını yine yöresel eğlenceli bir lezzet yapacağız. Birlikte mi eğleneceğiz? Hem bu güzel lezzeti öğrenmiş olacağız. Ben takipçilerin tarifinden. Pusula Çağlayan kanalında her zaman olduğu gibi yine damak tadı, damak aşkı yaşatacak yöresel ve özel lezzetlerle konularımızı işlemeye devam edeceğiz. Başka konuları isterken zaman zaman da böyle sürprizler yapmaya devam edeceğiz. Ben takipçiler. Bu arada duyurusunu yapmıştım ama yarın 29'u maket araba çekilişimizde son gün. Abone olmayan takipçiler, dikkat dikkat diye başlayan bir videomuz vardı. Hiç kriter istemiştik. O videomuzu seyretsinler. O videomuza beğeni, like'ı, abone olup bir de güzel yorumları gönderenler arasında biliyorsunuz çekiliş yapacağız. Ve maket arabayı diyebiliriz değerli takipçiler. Bunu da bu kömbe yapım arasında tekrar hatırlatmış olayım. 29 Haziran'da çekiliş yapacağız değerli takipçiler. 29 Haziran 2019. Evet, sütümüzü de ilave edelim sevgili takipçilerim. Sütle beraber krema kıvamına gelmeyecek kadar bir şekilde çırpacağız. Bu arada değerli takipçiler, fırınımızı 160 derecede ön ısıtma yapmaya başlayalım. Bu işlemi yaparken fırın hazır olsun. Hepsimize pişirme yağlı kağıdımızı koyduk.
krema kıvamına kadar önce bunu bir çırpalım. Gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi. Koyuyorum diye şöyle şey yapıyorum. Oynatıyorum. Evet. Krema kıvamını elde ettik değerli takipçiler. Şimdi şeker vanilimizi bir poşet ilave edelim. Bu baharatımızı artık içine karıştırıyoruz değerli takipçiler. Son bir kere şöyle hafiften bir karışım yapalım. Sonra unlamaya başlayacağız. Değerli takipçilerim. Şimdi değerli takipçiler 3,5-4 su bardağı kadar una ihtiyacınız var. Bu unu birden dökmeyeceğiz. Bu unu yavaş yavaş hamur kulak memesi kıvamında ele yapışmayacak olana kadar yoğuracağız değerli takipçiler. Ona göre yavaş yavaş ilave edeceğiz hamurumuzu. Normalde 3,5 su bardağı kadar işi görüyor. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar ele yapışmayacak şekilde unlayarak, dozunu ayarlayarak güzelce hamurumuzu hazırladıktan sonra değerli takipçiler, işte bu Hatay kömbesi kalıbı dediğimiz kalıba şey yapacak kadar küçük küçük bezeler yapacağız. Bu bezeleri bu kalıba bastırarak o kalıbın izini alarak sonra susamladıktan sonra tabii yapacağız bunu. Kurabiyelerimiz hazır olduğunda da tepsimize dizip geriye bir pişirmesi kalacak. Hamur kabartma tozumuzu da atıyoruz bir poşet. Evet değerli takipçiler, şöyle biraz dövülmüş ceviz de içine isterseniz ilave edebilirsiniz. Ben biraz ettim. Şöyle küçük küçük bezeler yapıyorsunuz. Şöyle. Sonra bunu böyle susamda gezdiriyorsunuz değerli takipçiler. Sonra şu şekilde bu kömbe kalıbımıza hafiften böyle bastırıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kolayca kömbemiz düşüyor. Antakya, Hatay yöresine ait bu güzel kömbeyi beraber yapıyoruz değerli takipçiler. Bu şekilde küçük bezeler yaptıktan sonra
kalıpta şeklimizi veriyoruz sevgili takipçilerim. Sonra gördüğünüz gibi kolayca susamlandıktan sonra şahane bir şekilde düşüyor. Bu tepsiye bunları komple dizeceğiz. Sonrasında 160 derece ön ısıtma yapmış olduğumuz fırınımızla sevgili takipçiler güzelce nar gibi pişinceye kadar pişireceğiz ve servise hazır hale gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi bezeleri susamladıktan sonra kolay oluyor çıkması. Şahane bir pratik yöntem. Şöyle kalıba elinizle biraz dokanmanız yetiyor. Bu kadar. Yöresel lezzetlere ben bayılıyorum. Her yöresel lezzette çok gizli damak aşkı yatıyor. Dolayısıyla yöresel lezzetlere ben çok saygı gösteririm. Ve bunu da sizlerle paylaşıyoruz her seferinde tarifleri yakaladığımızda gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok pratik. Hamuru yoğurma işlemi sonrası artık işimiz pratik değerli takipçiler. Kalıbımıza şöyle ufak baskı yapıyoruz. Biraz salladığınızda bu şahane Antakya kömbelerimiz tepsiye giriyor. Bitti. İnci gibi değerli takipçiler. Hem görselliği şahane oluyor, hem lezzeti de çok güzel olacak. Zaten içine koyduğumuz malzemelerden bunu artık aşağı yukarı yakalayabilirsiniz. Antakya, Hatay yöremize ait bayram kömbesi. Sihirbazlık gibi değil mi takipçiler? Şahane. Harika lezzetler. Hem eğlenceli hem de kaliteli, görselliği güzel ve malzemeleri detaylı olunca her şey başka oluyor. Gördüğünüz gibi susamlayınca her şey çok pratik. Evet, değerli takipçilerim. Geriye pişirmesi kaldı. Evet değerli takipçiler. 15 dakikada kurabiyelerimiz pişti. Dakikada pişti değerli takipçiler. Hatay yöremize ait Antakya, Hatay bu yöremize ait bayram kömbesi yaptık bugün birlikte. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu lezzeti muhakkak siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Belki vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. Beğeni like'larınızı bekliyorum. Ailemizi büyütmek için bu güzel enerjinizi vermeye devam edin. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun sevgili takipçiler. Abone olması için çevresine öneride bulunsun. Haziran 2019'da biliyorsunuz maket araba çekilişimiz var. Abone olun. Dikkat dikkat başlıklı videomuzu seyredin. 3 tane kriter istemiştik. Beğeni, like'ı, abonelik ve o videomuza en güzel yorumlar atan takipçiler arasında çekiliş yapacağız ve tarihli bir takipçimize bu güzel maket arabamızı hediye edeceğiz. Değerli takipçiler.
Onu da hatırlatmış olalım. Şu kömbe aparatımız dediğiniz gibi. Bunu edinirsiniz, işiniz kolaylaşır. Ama aradınız bulamadınız, o zaman da yapacak bir şey yok. Şekil verecek bir kaşık bulabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi yeni çıkarttık ama şöyle piştikten sonraki iç yapısında görün diye bu şahane kurabiyemizi, değerli takipçilerim. Yine her zaman olduğu gibi pusula çalan takipçiler için. Muhteşem. İçerisindeki bu Hatay kömbesi baharatı buram buram, içine koyduğumuz tarçın, damla sakızı aroması, efendime söyleyeyim muskat, yeni bahar, tarçın, bu güzel aromaların tamamı ağzınıza muazzam bir şekilde gelip hissettiriyor. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın pusula çalan takipçileri.